abi sana arada bir soru sorayım. Jesus büyük maçlarda takımına sanki biraz güvenmiyor. Biraz geri vitese takıyor. Ne diyorsun? Beşiktaş Vay maçı, Başakşehir maçı, Trabzon. bak Hatta ama Konyaspor maçı biraz garipti de. bunu geçeceksin. Şundan geçeceksin. Bu maç Jesus'un maçı değil. Bu maç tribünlerin maçı. Bakın hiçbir Galatasaray maçı, Galatasaray üzerinde söylüyorum. Teknik direktör 11'i yazar. Antrenman yapar ama maç başlayınca bütün şeyler, ipler tribünlerin eline geçer. Yani Fenerbahçe neden 21 yıl mıydı? 22 yıl mıydı? 20 yıl mı kazandı Kadıköy'de? Ya da kaybetmedi hiç. Kaybetmedi. Tribünler sayesinde. Yani o Doğru. tribünlerin rakip takıma yaptığı baskı, rakip oyuncular üzerinde yarattığı etki, yabancı sayısı arttıktan sonra daha dengelendi iş. Onlar pek anlamıyorlar tribünden neler söylendiğini. Ama Türk oyuncular biliyorlar, o baskıyı biliyorlar. Yani zordur orada oynamak. Aynı şey Fenerbahçeli oyuncular için de geçerli. Yani Seyrantepe'ye gittiklerinde ondan da benzer zorluğu yaşıyorlar. Benzer baskıyı yaşıyorlar. O nedenle tribüne geçer ve bu maça son hakem olaylarıyla beraber işte Sivasspor maçı şudur budur derken müthiş agresif bir şekilde gelen, hazırlanan, bilenen, tırım tırım bilet arayan bir Fenerbahçe taraftarı var. Ve çok sert bir tribün atmosferi Evet. izleyeceğiz. Muhtemelen maç bitince de bütün tribünlere ceza gelecektir. Ya bu arada araya gireyim, tribün dedin. Fenerbahçe taraftarı da bir koreografi hazırlıyor. Aslında bunun için başkandan izin almakta da bayağı zorlandılar. Dün akşam izin çıktı. Başladılar harıl harıl çalışıyorlar. Stuttgart tribünlerinin yaptığına benzer bir koreografi çıkacak deniyor. Bakalım, ben merak ediyorum. Ne göreceğiz? Yani bu keyfi, bu bayramı yaşasın, hepsi yaşasın. Yani Tamam. hakikaten çok değerli bir maç. Doğru. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Yani iki taraf için de çok değerli bir karşılaşma. Kızdırsın ama acıtmamaya çalışsınlar karşı tarafı. Yani Şimdi sana bir cevap var abi, onu söyleyeyim de. Sen dedin ya, Fenerbahçe City önde. Ömer Bey demiş ki, Ömer Sarı, Fenerbahçe maçlarının çoğunu evinde oynadığı için olabilir bu demiş acaba. olabilir, tabii olabilir. Yani ama 17 tane maç var. Sonuçta bir veridir yani. Elimizde Ahmet bir Bey veridir. demiş. Kısaca geçiyorum çünkü Gürcan Bey 30 dakikada Galatasaray öne geçerse Jesus kumar oynar mı? Taktiğini değiştirir. Vallahi her şeyi yapar. Jesus da yapar, takım da yapar. Yani 3-0 yenik duruma düştü bu takım. Ren karşısında. Çıktılar 3-3'e getirdiler. Yani 3-3'e getirmek için uğraştılar. Esas Ahmet Bey ya da bizim dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu maç 11-11 biter mi? Evet, futbolcuya da bağlı. Crespo gibi bile göz göre göre kart görürsen bitmez. Şimdi o biraz Yani futbolcuyla da alakalı, hakemle de alakalı değil de. aynen. Yani o baskı genç oyuncular üzerinde yaratacağı etki, dediğin gibi skorun getireceği şey motivasyon. Tribün atmosferi. Ben maç 11-11 bitmez diye düşünüyorum. Yani Onu görelim bir taraftan bir abi. taraf eksilir diye Ya düşünüyorum. olabilir abi. Gol pozisyonuna giden oyuncuyu indirirsin. Kırmızı kart yani. Tabii. Mesela Halil Umut Meler oldu maçın hakemi. Çok kolay kart gösteren bir hakem. İşte Trabzon'da gördük. Çat dedi, gösterdi, ikinci sarıyı da gösterdi. Sakınmadı Trabzon'da yani. yara da gösterdi. Neyse artık. Yani ha. Maça dönelim. İkinci bölüme geçelim. Ben sana sorayım. Fenerbahçe'nin derbi 11'i nasıl olmalı ve Galatasaray'dan nasıl bir 11'i bekliyorsun? Mesela demin o izleyicimizin söylediği Abdülkerim sol bek, Emin stoper. Sen nasıl değerlendiriyorsun birileri? Neler bekliyorsun? Mesela o formül üçlü bir defansı işaret eder. Bence Abdülkerim'in sol bek değil de Abdülkerim'in sol stoper Bir gibi sol bek soru işareti şu an görebiliriz. Galatasaray'da. Van Aanholt yani çok tatmin etmiyor. Diğer oyuncular da sakat. Emre ve Kazım Can biliyorsun. Yani Emre ile Ama Kazım bunların Can'ın bence dönmesi, cezası çıkar. Ne diyorsun sen? ben 11'in çok değişeceğini düşünmüyorum. Son 11'in. Bir İrfan Can girecektir. Rossi'nin Rossi'nin ya da Lincoln'un yerine bir İrfan Can hamlesi olabilir. Bu doğru mu? Bence değil. Bence bir orta sahada oynamalı. Yani Rossi Lincoln'u son 11'den dışarı alıp İrfan, Mert Hakan olabilir. Zayt olabilir. İsmail olabilir. Yani orada bir orta saha daha olmalı diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ön taraf baskısını kırmak adına
Belki Seferovic'te de oynayabilir Galatasaray. Ben Ya arkadaş şeyden Icardi diye yani söyleniyor şimdi ama. Icardi idmanlara çıkmamış çıkmış. Ya dediğim gibi bu mentalde bir Göbekli maç. Berkan Torreira. Yani şey uzun topla aşmaya çalıştı ve başardı bunu. Abdullah Avcı. Yani ön taraf baskısını nasıl kırarım ben? Okan Buruk da muhakkak bunun üstüne çalışacaktır. Zaten aynı ekolün isimleri Okan Buruk, Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu, hatta Erol Bulut. Bunlar Avcı ekolünden yani Başakşehir ekolünden çıkmış. Bu taktik ayrıntıları çok değer veren, çok önem veren isimler. Ön taraf baskısını nasıl kıracak ya da kırabilecek mi? İşin Galatasaray açısından püf noktası orası. Fenerbahçe'nin ön taraf baskısını kırıp kıramayacak. Kırdı, nispeten dengeler maçı. Kıramadı, tek taraflı, tek kale bir karşılaşma izleyebiliriz. Ricardo Ha, şöyle sağda Raşika, solda Kerem, aralarında Mertens, önlerinde Icardi. Yani biraz korkutucu bir hücum hattı değil mi sence? Ya böyle iyi. paldır paldır çıkılacak bir hücum hattı mı bu sence üstüne? Aynen öyle. Çünkü iki orta saha kalıyor geriye. İki orta Oraya saha göre ben yapmam diyorsun. tabii iki orta sahayla o baskıyı nasıl aşacaksın? Yani Galatasaray'dan konuştuğumuz zaman aslında en önemli oyuncuları Kesinlikle. Mertens. Bütün hücum kurgusu, oyun aklı, işte ara paslar, ara koşular gerçekten çok zeki bir oyuncu. Bir de şöyle bir parantezi var. Mesela Fenerbahçe takımı öyle böyle 3 günde bir maç oynuyor. Alıştı yani. Bu tempoyu biliyor. Oyuncu grubu da biliyor. Teknik adam da biliyor neyi nasıl yapacaklarını. Galatasaray bu tecrübeyi yeni yaşamaya başladı. Ve Mertens dediğin zaman 35 yaşında. İşte Gomez dediğin zaman 37 yaşında. Yani genç bir takım da değil. Bu 3 günde bir maç periyodunda ki Kadıköy'de öyle gelecekler. Onun yorgunluğunu da hissedeceklerdir. Yani gerçek maç bence 60. dakikadan sonra başlayacak Kadıköy'de. Yani Galatasaray 60 sonra zaten genelde sahasına çekiliyor. Biraz taraftar da tepki gösteriyor konuda. 60 dakika koro koro mücadele izleriz. Dengeli geçen, dikkatli geçen maç izleriz. Ama 60. dakikadan sonra o fizikteki o düşüşle birlikte diğer maçlarda da gördüğümüz sıkıntılar başlarsa kenar hamleleri gelecek ama kenar hamleleri aynı kaliteyi getirir mi? O soru işareti. Galatasaray'da konuştuğumuz zaman. Ama saldıran takımın, arayan takımın Fenerbahçe olduğu, savunan takımın da Galatasaray olduğu bir maç izleyeceğiz. Burada az hata yapan defanslar, iyi performans gösteren kaleciler önemli olacak. Muslera ile Altay'ın altını çizmek Onlara lazım. soracağım abi, Muslera mı Altay mı? Sanki orada biraz Galatasaray ağır basıyor Muslera faktörüne. Tabii, yani Muslera çok usta bir kaleci, çok tecrübeli bir kaleci. Böyle ortamları, böyle maçları da çok yaşadı. Muhakkak onun verdiği güveni hissedecektir Galatasaray defansı. Ama Galatasaray defansı da hata yapan defans. Ve işte rakip sahada topla buluşma sayısı mesela. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı bunu mümkün olan en düşük seviyede tutmaları lazım. Ne yapmaları lazım? Faulle oynamaları lazım ki maça tempo gelmesin. Faulleri kaleden uzak bölgelerde yapmaları lazım. Yani Galatasaray'da şu anda Florya tesislerinde Okan Buruk nasıl önlerizi hesaplarını yapıyordur Peki abi oyuncularıyla. sana bir soru sorayım. Ben baştan bunu düşündüm. Ya nasıl 20 dakika önde basarız düşünmez mi hoca? Ben açıkçası şey bekledim. Torreira, Olivier 11'ini düşünmediğim değil kafamda. Yani 20 dakikada bir baskın Galatasaray, 1 veya 2 golü bir öne geçiş. Sonra üstüne çekmesi Fenerbahçe'nin. Ya yani bir olası bir şey mi sence? Senaryo mu? Ne diyorsun? Abi tabii ki ama müthiş bir senaryo olur. Yani yaparlarsa, yapmayı başarırlarsa müthiş bir senaryo olur. Ama ben Ki Berkan Torreira'yı duyunca da herhalde öyle oynamayacak diye düşündüm. Yani yani hayır Galatasaray değil 45'leri böyle oynuyor. Senin dediğin gibi oynuyor. Skor alıyor ondan sonra kendi sahasında bekliyor. Yani Fenerbahçe'de bu yok. Fenerbahçe skor alıyor gene devam ediyor. İkinciyi bulmaya çalışıyor. Üçüncüyü bulmaya çalışıyor. O anlamda
Fenerbahçe'de böyle bir durum yok yani, frene basalım çekelim diye bir durum yok. Bir tek zannediyorum Beşiktaş maçında ikinci yarı iki takım da fişi çektiler. Berabere bitsin bu Yani maç. çok korukor ama o maçta iki hoca da birbirini öyle kilitledi ki abi, onu bir 180 bir saatimiz süren Evet. öyle bir kilitlediler ki oyun durdu. Oyun kilitlendi. Bir Evet şey evet. yapamadılar yani. Yani Hamleler olmadı bu. ben Mertens'le adam adam oynayacağını düşünüyorum. Jesus'un. Ara Muhakkak oyunu Okan mı var, ne diyorsun? ara oynar muhtemelen. Şeyde İrfan Can'la Crespo'nun üstüne baskı yapacaktır. Okan Buruk'ta. Yani oyun aklını yok etmeye çalışacaklar rakibin. Bu arada da şey arayacaklar. Fırsat arayacaklar. Ve fırsatı yaratacak usta oyuncular iki takımda da var ya. Peki şöyle diyeyim, Icardi çok acayip kapatmıştı milli ara öncesi. Çok formdaydı ama milli aradan sonra şimdi ilk maçına çıkacak muhtemel. Sen bir Fenerbahçeli olarak diyeyim, yani endişeleniyor musun Icardi oynarsa nasıl etki eder, yoksa Gomis mi? Valla Durumuna Icardi bakarsın. daha tehlikeli gibi geliyor ama o maç eksiği, maç tecrübesi. Bilmiyorum. Bu böyle maçta büyük büyük oyuncu maçlarıdır. Ben de olsam oynatırdım Icardi'yi. Abi Yani yok son antrenmana çıkmadı, şöyle olmadı, böyle olmadı bakmam yani. Ahmet Oynatırdım. Bey'den Yani gelmiş son bir soru, onu sorayım bitirelim. Görücem Bey, sizce hakemin maçı etkisi yüzde kaç olur? Bir de Türkiye'de en çok buna kilitleniyoruz maalesef. umarım hiç Halil olmaz. Umarım hiç olmaz ama Ali Mutmeler dediğim gibi kolay kart gösteren bir hakem. Yani kartı çok sakınan bir hakem değil. O nedenle bu maçta kırmızı görme ihtimalimiz var.